Şimdi seçmen oy verme davranışına yaklaşırken öncelikle hatırlamamız gerekir ki hepimiz olabildiğince küçük yaştan bu konuda yapmış olduğumuz bir tane doğru düz araştırma var. Hı hı. 1984'te Ali Yaşar Sarıbağ ile ben Bursa'da ilkokul çocukları üzerinde yaptık. Hı hı. Ve onların ebeveynleriyle. Ve o tarihte ki 83'te biliyorsunuz askeri dönem bitti. Hı hı. İlk seçimler yapıldı. O seçimler pek dürüst yapılmış seçimler değildir. Askeri yönetim müdahale etmiştir. Bazılarını sokmuştur, bazılarını sokmamıştır. Ona rağmen 84 senesinde öğrencilerin ilkokul 4. ve 5. sınıftaki öğrencilerin %40 kadarı parti tuttuğunu ve partinin adını da bildirerek ifade edebiliyordu. Ama bu öğrencilere birçok siyasal tutum, düşünce, ideolojik özellik filan sorduk. Onları hemen hemen hiçbirini cevaplayamıyorlardı. Yani bu tarihte böyle bir siyasal fikir, ideoloji, şu bu geliştirmiş nitelikte değiller. Ama buna karşılık bu insanlar çok küçük yaşta, 11-12 yaşında parti tutuyorlar. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Dünyanın birçok yerinde de gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok eskiye dayanan, yani 1950'lerden itibaren yapılan araştırmalarda bu tür saptamalar var. Avrupa için yapılan araştırmalarda da bu tür saptamalar var. Her ikisinde de gözüküyor ki böyle bir beğeni, sempati muhtemelen başka bir takım kurumlara yönelik olarak da, sadece siyasi kurumlara değil, mesela spor kulüplerine aynı çağlarda gelişiyor. Muhtemelen aile içerisinden alınan bir takım dürtülerle oluyor. Bilinçli şekilde anne babanın öğretmesi olarak algılamıyoruz bunu. Bilinçli olmadan, mesela televizyon seyrederken baba bir yorumda bulunuyor. Helal olsun sana filan diyor. Veya senden kurtulamadık gitti filan diyor. O çocuk da o kişi hakkında, o kişinin temsil ettiği siyasi fikir veya parti hakkında bir algı üretiyor. Bu zaman itibariyle belli bir noktaya geliyor ve bir partiyi tutmaya başlıyor. Ondan sonra siyasi görüşler ideoloji boyutuna kadar, birer inanç sistemine yönelmeye kadar daha sonra oluşuyor. Yani ilkokul, ortaokul çağlarında parti tutma gibi bir olay başlarken siyasi fikirler, siyasi eğilimler, tutumlar, inançlar vesaire, bunlar 18, 19, 20, 21 üniversite çağına kadar gidiyorsa, öyle bir eğitimi devam ediyorsa o çağda veya iş çevresine girmişse, işe başlamışsa, iş ortamında edinilmeye başlıyor. Ve muhtemelen tutulan partiyle büyük ölçüde yakınlık gösteriyor. Fakat bunu gösterecek türden bir metodolojik araştırma, bunun metodolojisini düzgün tutan bir araştırma, aynı kitleyi alıp bir panel olarak bir kuşak falan takip etmeyi gerektiriyor. Bunu yapamadık. Bunu şu anda Türkiye'de yapmış olan bir kimse de yok. Bu kolay bir şey değildir. Özellikle fonlanması zordur. Üniversitelerin buna ikna edilmesi lazım. O da çok zordur. Dolayısıyla bunu becerebilmiştir. Böyle olsaydı bunu kesin olarak gösteriyor olabilirdik. Ama yapmış olduğumuz saha araştırmalarında parti tutma olgusuyla o tutulan partiye göre belli bir siyasal ideolojide olma olgusu arasındaki ilişkinin yakın olduğunu saptamış durumdayız.